3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle elimizde hizmet veren bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda program düzenlendi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, daire amirleri ve engelli vatandaşlarla aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan etkinlikte ilk konuşmayı yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koç Yiğit, engellilerin normal bir yaşam sürmelerinin toplumsal farkındalıkla oluşacağını ifade etti. Çeşitli engel durumlarına rağmen hayat mücadelesi veren ve her türlü zorluklara katlanarak hayatını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç ve onur kaynağıdır. Kendi inanç ve kültürel değerlerimizle onlarla birlikte ayrım yapmadan aynı toplumu paylaşmayı emretmektedir. Koç Yiğit'in ardından konuşmasını yapan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ise engelliler için yapılan çalışmalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya'ya teşekkür etti. Cenab-ı Hak nasip etti, imkan verdi devletimize, milletimize. Bu imkanı milletin evlatları kendi içinden çıkan, milletimizle aynı duyguları, aynı heyecanı paylaşan arkadaşları, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, gene o millete hizmet etme noktasında kullanmaya başladılar. Belki 15 sene önce hiçbirimizin hayal etmeyeceği güzellikler yaşıyoruz. Şu anda bugün buradaysak eğer, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışı, duruşu var. Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, engellilik konusunun Türkiye'nin büyük bir bölümünü ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi. Bugün ülkemizde aileleriyle beraber baktığımızda yaklaşık 30 milyon insanımızı ilgilendiren bir konu engellilik. Bundan uzun yıllar önce toplumda engellilerimiz adeta evlerinde kapalı kalıyorlardı. Adeta saklanıyorlardı. Hayatın içinde değillerdi. Sanki yok gibiydiler. Sanki görünmüyorlardı. Sadece aileler ve yakın çevreleri biliyordu. Ama bir gün bir şey değişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin evlatları artık yeterdi. Her alanda yeterdi. Bu alanda da yeterdi. Bolu Valisi Aydın Baruş da hayatta başarının ve mutluluğun önündeki asıl engelin fiziksel eksikliklerin değil, zihinlerde suni olarak inşa edilen engeller olduğunu vurguladı. Bugünkü mutluluğumuzu ve gelecek beklentilerimizi etkileyen esas unsur hayata bakış açımız. Hangi koşul altında olursa olsun, iyimserliği ve olumlu bakış açısını korumak mutlu yaşamın anahtarıdır. Hayatta başarının ve mutluluğun önündeki asıl engel fiziksel eksikliklerimiz değil, suni olarak zihnimizde inşa ettiğimiz engeller. Konuşmaların ardından uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek dereceye giren Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık'la Kaan Yıldırım'a protokol üyeleri tarafından ödül verildi. Etkinlik engelli vatandaşların şiir okuması, işaret diliyle ilahi ve müzik gösterileri sunulmasının ardından sona erdi.